Değerli dostlar merhabalar. 33. ünitemizdeyiz arkadaşlarım. 5 numaralı köşe taşını çözeceğiz birlikte. Başlayalım hemen, şöyle bir ayarlamasını yapayım ben. Evet, ikinci dereceden denklemin karmaşık köklerini bulmaya devam ediyoruz dostlar. Bakalım ne diyor bu soru? X ve Y reel sayı olmak üzere diyor. Şöyle bir eşitlik vermiş bize. X çarpı Y çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş dostlarım. Senin burada düşüneceğin şey şu kardeşim. Şimdi sol taraf bir karmaşık sayı. Çünkü iğli bir ifadeden oluşuyor. Demek ki sağ taraf da bir karmaşık sayı. Yani sadece sıfır yazmış amca bizim için sağ tarafa. Biz şöyle diyoruz. Burası aslında sıfır artı sıfır i'dir. Ve sıfırlar çarpıldığı için geriye bir tek sıfır kalır diyor. O halde bakın, bu adamın reel kısmı bu adamın reel kısmına eşit. Yani i olmayan kısımlar eşit. Hemen 3x eksi y eksi 5'i sıfıra eşitliyorum. Devam edelim. Bunun imajiner kısmı sıfır. Bunun da imajiner kısmı sıfır olacak. Yani x artı y eksi 3 eşittir sıfır olacak. Dostum hadi getirelim bunları alt alta bir yazalım. Şunu x artı y eksi 3 eşittir 0 diye altına yazdım ve topluyorum arkadaşlar. Çünkü y'ler gidiyor direkt. 4x oldu. Eksi 8 eşittir 0. Demek ki 4x 8, x eşittir 2 bulundu bile. X madem ki 2, şurada 2 yazalım. 2 artı y eksi 3 eşittir 0 olsun. 2 eksi 3 daha eksi 1 yaptı. Eksi 1'i de bu tarafa atarsak artı 1 oldu. Y'yi de bulduk. X ile Y'nin çarpımını soruyor. 2 kere 1, 2 çıktı dostum. 2 numaraya geldik. Yine 2 tane karmaşık sayımız var. Sağda ve solda. Hadi önce bunları bir toparlayalım arkadaşlarım. Dağınık bu çünkü. İ'ler dağınık farklı yerlerde. Önce şurada bir parantezleri açalım. 3A eksi 6i gelsin. Artı 3A artı BI eşittir 2B artı 3IA eksi, buraya dikkat şimdi. 3 ile B'yi çarparız. 3B. İ ile de İ'yi çarpalım. İ kare yapar. İ kare de eksi 1'di. Eksi 1'i de şuraya artı olarak geçirdim dostlar. İşte bu bir toparlama yaptık. Şimdi hala dağınık. İ parantezine alalım biz. İ ile olanları, şunların ikisini İ parantezine alalım. Sabit sayılarımıza da bakın. 3A var, 3A. 6A var burada. Bir de eksi, pardon, artı İ parantezinde B buradan geliyor. Eksi 6 da buradan geliyor. İşte sol tarafı toparladım. Reel kısım, imajiner kısım. Sağ tarafa bakalım. 2B ile 3B var. Yani 5B var dostum. Bir de artı 3A çarpı İ var. İşte bunun reel kısmı, imajiner kısmı. Şimdi bunları birbirine eşitlediğimizde de sonuç çıkacak kardeşim. Hadi reel kısımları birbirine eşitleyelim. Demek ki 6A eşittir 5B'ye. İmajiner kısımları eşitliyorum. B eksi 6 eşittir 3A'ya. Dostum şurada ters orantılı ifadede ne yapıyorduk? A yerine 5K yazabilirim. B yerine 6K yazabilirim diyorum. Hemen getirip A yerine 5K, B yerine 6K yazalım. 6K eksi 6 eşittir 3 çarpı 5'ten 15K. 6K'yı bu tarafa alırsam eksi 6 eşittir. 6K bu tarafa gelirse 9K kalır burada. Bir de 9'a bölelim her iki tarafı. Eksi 6 bölü 9 eşittir K. Yani bir de sadeleştirelim. 3'e böldüm eksi 2, 3'e böldüm 3. Eksi 2 bölü 3'müş K. Bana neyi soruyor bu amca? B'yi. Yani 6K'yı soruyor. O halde 6 çarpı eksi 2 bölü 3 diyeceğim dostum.
3 ile 6 sadeleşsin, 2 kalsın burada. 2 ile de eksi 2'nin çarpımını eksi 4 işaretleyelim dostlar. Evet, geldik bir soru daha. Z1 ile Z2 eşittir diyor birbirine. Peki o zaman ne diyordum ben arkadaşlarım? Z1'in reel kısmı şu kısımdır, Z1'in reel kısmı. Yani x kare eksi y kare eksi 3 eşit olacak Z2'nin reel kısmına. Yani 5'e, artı 5'e eşit olacakmış. Peki düzenliyorum. X kare eksi y kare eşittir. Eksi 3 buraya gelirse 8 oldu. Hatta burada 2 kare farkı çıktı karşıma. X eksi y çarpı x artı y eşittir 8 oldu. Bu 1. Şimdi imajiner kısımları eşitleyelim. Bunun imajiner kısmı x eksi y eksi 4'tür. Eşitmiş, bununki de eksi 2'ymiş arkadaşım. O halde x eksi y eşittir. Eksi 4 buraya artı 4 olarak geldi. 2 oldu. Bakın x eksi y'yi 2 bulduk. Peki bu adam 2 ise bunun da mecbur 4 olması lazım ki çarpıldığında 8 olsun. O halde diyorum ki x eksi y'yi 2 buldum. Bundan dolayı x artı y'yi de 4 buldum. Ve topluyorum bunları alt alta. Y'ler gitti bakın. 2x eşittir 6. X eşittir 3 çıktı. X 3 ise y'nin de 1 olması lazım ki 3 eksi 1 2 olsun. Bize de neyi soruyor? X bölü y. Yani 3 bölü 1. Cevap 3 çıktı goberler. Evet dostlar, 4 numaradayız. Bakalım ne diyor? X ve y reel sayı olmak üzere. Z böyle bir şey. Bir de şöyle bir denklem vermiş. Z'nin reel kısmı yani x. Z'nin imajiner kısmı yani y'yi toplayın diyor bize. Toplarız onu. Şimdi gelin önce z'yi bir yerine yazalım. Şöyle bir denklem çıkıyor. 3i eksi z yerine şunu yazıyorum. Hatta eksiyi çarparak yazayım. Eksi x eksi y'i eşittir 6 artı. Bu i'yi de içeriye dağıtalım. I çarpı 4, 4 i yapar. I ile eksi 3 i'yi çarpacağım. Eksi 3 i ile i'yi çarpacağım. I ile i'nin çarpımı i kare. Yani eksi 1. Bir de eksi 3 ile çarpıyorum. Artı 3. Bu i'lerin çarpımına dikkat edin kurban olayım. Benim yaptığım gibi böyle gerekirse kenarda bir köşede yapın. İşaretleri kaçırmayın dostlar. Devam edelim şimdi. Şu 3i'yi bu tarafa atalım arkadaşlarım. Eksi 3i gelecek burada. I kalacak sadece. 6 ile de 3'ün toplamı 9 yaptı. 9 artı i oldu burası. Hatta eksi x kaldı. Eksi y i kaldı burada. Bakın şimdi artık iki karmaşık sayı birbirine eşit. Demek ki reel kısım eksi x eşit olacak 9'a. O halde x eşittir eksi 9'dur. Bu 1. İmajiner kısım yani eksi y eşit olacak bunun imajerine yani 1'e. O halde y eşittir eksi 1 çıktı. Bunu da bulduk. Bize de diyor ki amca bunun reel kısmıyla bunun imajiner kısmını toplayın. Yani eksi 9 ile eksi 1'i toplayın diyor. Eksi 10 çıktı sorumun cevabı. Evet dostlar, 5 numarayı gömdük. 6'ya alalım bakalım. Orada ne var görelim. Ne diyor? Birinci ve ikinci soruların çözümünde aşağıdaki karmaşık sayıları kullanınız diyor. Tamam. Olur, kullanırız. Peki, Z2 ile Z3'ü toplayın diyor. Z2 ile Z3'ü toplayacağız. Hadi Z2'yi bir yazalım. Şöyle uzun uzun çözelim. 2 eksi i. Artı Z3'ü yazalım. 5i. Ve Z1'i çıkartın diyor. Eksi Z1. Şimdi eksi dedikten sonrasını içeriye dağıtmak zorundayım. Yani eksi ile eksi 2'yi çarpacağım. Artı 2. Eksi ile 3'yi çarpacağım. Eksi 3i. İşte bu işlemin sonucu nedir diye soruyor. Hadi bulalım hemen. 2. 2 daha 4. 5i. 1i çıktı kaldı 4i. 4i'den de 3i çıktı kaldı 1i. 4
artı 1i oldu arkadaşlarım. Cevabımız Edirne gelmiş. Evet, burada ne diyor? Z1 ile Z2'yi toplayın diyor. Z1 ile Z2 zaten yukarıdaydı arkadaşlar. Az öncekileri toplayacağız. Hemen önce Z1'i yazalım biz buraya. Eksi 2 artı 3i'ymiş. Artı diyelim, parantezi kapatmayalım hemen. Artı Z2. 2 eksi i. Şimdi kapattık. Eksi Z3 yani 5i. Eksi diyor Z2. Z2'yi de çıkartırken şöyle parantezli olduğunu unutmayın arkadaşlarım. 2 eksi i'dir bu Z2. Bir de artı 2i eksi 2 var. Hadi düzenleyelim şimdi bunu. Şurada toplama. Eksi 2 ile 2'nin toplamı 0. 3i eksi i daha 2i. Buraya geldik. Önce şu parantezin içindeki eksiyi dağıtalım. 5i eksi 2 artı i olur burası. Şimdi şu önündeki eksiyi dağıtıyorum. Şu 2'yi biraz daha aşağı alayım. Eksiyi dağıtalım. Eksi 5i artı 2 eksi i. Bir de burada artı 2i eksi 2 var arkadaşlar. Şu 2 ile şu eksi 2 de gitti dostlar. Bunları da bir silelim. Ne kaldı? 2i. 2i daha 4i. 4i yaptı. 5i çıkarsa eksi i yaptı. Eksi i ile de eksi i'nin toplamı eksi 2i yaptı. Cevap bursaymış. Hadi geldik buna. X ve Y reel gerçel sayılar olmak üzere Z eşittir böyle bir karmaşık sayının toplama işlemine göre tersi. Toplama işlemine göre ters de ne yapıyorduk arkadaşlarım? Ters işaretlisini alıyorduk. Şimdi eksi 1 artı 3 ise 1 eksi 3 olacak. Yani eksiyle çarptım gibi düşünün arkadaşlar. Bu olduğuna göre şuymuş toplamaya göre tersi. Bunlar eşitmiş yani. O halde x eksi 2 eşittir 1'dir. X eşittir 3. Başka? Y artı 1 eşittir eksi 3'tür. Y eşittir eksi 4 çıktı. Bunu da bulduk. X artı Y toplamını soruyor. 3 eksi 4 eksi 1 geldi bu kadar. Evet, geldik şu sorumuza. Bakalım bu ne diyor şimdi. Karmaşık A ve B reel sayılar olmak üzere Z eşittir böyle bir şey olduğuna göre. Ya bu da şeydeki gibi bir önceki köşe taşında çözdüğümüz soruya benziyor arkadaşlarım aynı. Ne yapacağız? Getirip Z'yi yerine yazacağız arkadaşlarım. Z yerine A artı B'yi yazacağız. Ama hiç acele etmeyin. 3 eksi 2B artı i çarpı Z. Yani A artı B'yi. Eşitmiş 3i eksi 5 eksi z. Z yerine de a artı b'i yazıyorum. Bak parantez içinde yazıyorum, hep dikkat et. Şimdi bir toparlayalım. 3 eksi 2b. i'yi dağıtalım şimdi. Artı a çarpı i. I ile burayı çarpacağım. Bak i ile i çarpılacak. Yani şöyle göstereyim. B'i ile İ'yi çarpacağız biz. Şurası i kare yapıyor. Eksi 1 yani eksi b geliyor. Eşittir. Şimdi buradayız. 3 i eksi 5 eksiyi içeriye dağıtalım. Eksi a eksi b i. Hadi şimdi bir toparlama yarışına girelim dostlar. Eksi 2 b eksi b daha eksi 3 b yaptı. Yani 3 eksi 3 b artı a çarpı i. Eşittir. Burası da eksi 5 eksi a bir de artı i parantezinde 3 eksi b çıktı. Şimdi reel kısım reel kısma eşitlensin. Reel kısım burası, reel kısım burası. Hadi eşitleyelim. 3 eksi 3 b eşittir eksi 5 eksi a'yı. Eksi 5'i bu tarafa alalım, 8 olsun. Eksi 3b'yi buraya artı 3b diye geçirelim. Bir de eksi a var. 8 eşittir 3b eksi a bulduk. Şuradaki imajinerleri bir de birbirine eşitleyelim. Bunun imajineri a. Bunun imajineri 3 eksi b.
Yani buradan da ne bulduk? A artı B eşittir 3 geldi dostlarım. Bu da dursun elimizde. Hadi şimdi bu iki keratayı alt alta yazalım. Benim silgim nerede? Bir de şurada kendime yer açmam lazım. Bir silgiyi bulayım arkadaşlar. Şöyle bir sağa sola bakayım da. Bulduk. Kutumuzun içine girmiş. Kutumuz derken kalem kutumuzun arkadaşlar. Kikirdemeyin onu deme. Evet, tamamdır. Şimdi şurada kendime bir yer açıyorum ve burada denklemi çözeceğim arkadaşlar. Şimdi neydi? 3b-a 3b-a eşittir 8. Bir de a artı b yani b artı a eşittir 3 bulduk. Topladık alt alta. A'lar gitti. 4b eşittir 11. B eşittir 11 bölü 4 bulduk. Vallahi inşallah çıkacak buradan. İnşallah bir yerde bir işlem hatası yapmadık. Neyse. B'yi 11 bölü 4 bulduk. Hadi getirelim. Burada yerine yazalım. 11 bölü 4. Bu tarafa atarsak 3 eksi 11 bölü 4. 12 1 bölü 4. A'da 1 bölü 4 çıkıyor. Şimdi getirip yerine yazıyorum. A artı. Yani şurada yapalım. 1 bölü 4 artı. B yerine de 11 bölü 4 yazıyorduk. Ne yapıyor? 5 çarpı 11'den 55 bölü 4 olur. Toplarsak 56 bölü 4 gelir. 28, 14 çıkar. Sorumuzun cevabı her şey yolunda gitti arkadaşlar. Evet, 6 numarayı da hallettik. Hemen çevirdik. 7 numaradayız. Bakalım bu amca ne diyor? Evet. Z1 çarpı Z2'yi soruyor bize. Çarpma işlemi yapacağız arkadaşlarım. Şöyle bir yazalım. Z1'imiz 3 artı i. Çarpı Z2 dediğimiz şey 2 artı 3i. Çarpmayı yaparken i'li olanlara dikkat edin. Şimdi 3 ile 2'yi çarpacağız. 3 ile 3i'yi çarpacağız. 3 ile 2'nin çarpımında sıkıntı yok. 6. 3 ile 3i'nin de çarpımında sıkıntı yok. 9i. Şimdi i ile 2'yi ve 3i'yi çarpacağız. I ile 2'nin çarpımı 2i. Burada da sıkıntı yok. Ama buraya dikkat arkadaşlarım. I ile i'li bir şeyi çarpınca i kare gelecek. Eksi 1 olacak. Bir de 3 var. Eksi 3 olacak. Eşittir. 9i, 2i daha ne yaptı? 11 tane i var. Artı 6 eksi 3'ten de 3 var. 11i artı 3 yani Adana şıkkı sorunun cevabı. 2 numaradayız. Yine çarpın çırpın diyor arkadaşlarım. Hadi gelin bunları bir şöyle yan yana yazalım. 2 kök 3 eksi 5 i ile. Aa bunlar eşlenikmiş lan. 2 kök 3 artı 5 i. Neyse. Burada şimdi uzun uzun bir çarpalım. Sonra eşlenik çarpımını da gösterelim size kardeşlerim. Çarpıyoruz. 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpıyorum arkadaşlarım. Bununla bunu çarpacağız. 2 kök 3 ile 2 kök 3'ün çarpımı 12. 2 kök 3 ile 5i'nin çarpımı 10 kök 3i. Geldik buraya. Eksi 5i ile 2 kök 3'ün çarpımı. Eksi 10 kök 3i'dir. Eksi 5 ile eksi 5'in çarpımı eksi 25'tir. İ ile de i'nin çarpımı i kare gelir. İ kare de eksi 1 olduğu için artı 25'e döndürür burayı. Şunlar da gitti. 12, 25 daha 37 mi yaptı arkadaşlar? Bu işlemin sonucu 37. Hatta 37 artı 0i. Yani imajiner kısmının katsayısı 0'mış. Bize de neyi soruyor? Sanal kısım. Yani imajiner kısmı soruyor arkadaşlarım. O da 0 çıktı. Reel kısmı sorsaydı 37, imajiner kısmı sordu 0. Dostlar, şimdi dedim ya bunlar birbirinin eşleniği. Şimdi karmaşık sayılarda eşlenik nasıl oluyor biliyor musunuz? Birisi neyse artık şu mesela şunun eşleniğini sorsun bana.
sanal kısmın işaretini değiştiriyorum, eşleniği çıkıyor karşıma. Ve eğer ben eşlenikleri çarpacaksam, burada şunu yapıyorsunuz. Bir birinci kısmın karesini alıyorsunuz. Yani 2 kök 3'ün karesini alacaksın. Artı diyeceksin, dikkat et, artı imajiner kısmın karesini, yani 5'in karesini alacaksın. Bu da ne geliyor? 12 artı 25'ten 37'ymiş, bunların çarpımının sonucu. Kısaca böyle bulacaktık. İlk soru olduğu için ben dağınık dağınık yaptım. Hadi gelelim şuna. Çarpma işleminin reel kısmı. Hele bir çarpalım bunları. Şimdi eksi kök kök 5 ile şunu çarpacağız. Sonra burayı dağıtacağız. Şurası nasıl olur arkadaşım? Eksi kök 5 ile kök içinde eksi 5 ile kök içinde eksi 2'yi çarpacağım. Tabii bir de yanında i var. İ'yi en son çarparız. Hani köklü sayılarda çarpma nasıldı dostlarım? Bir tane kökün içinde verilen iki sayıyı çarpıyorduk. Eksi 5 ile eksi 2, yani 10. Bir de i'si var, unutmayalım. O halde şöyle oldu. İ çarpı kök 10. Eksi, bununla eksi 1'i çarpacağım. O da ne yapar dostum? Eksi kök 5 içinde eksi geldi. Tamam, devam edelim. Şurayı dağıtalım şimdi içeriye. 1 ile şurayı çarpacağız. Yine aynısı gelecek. Eksi, eksi 2i oldu. 1 ile de burayı çarpacağım. Eksi 1 gelecek. Eksi 1 oldu kardeşlerim. Hadi şimdi birazcık daha düzenleme işlemi yapacağım dostlar ben. Şöyle bir şey yapacağım. Hani kökün içinde eksi varken ne yapıyorduk biz? Şöyle kök, şöyle yukarıda göstereyim. Kök içinde eksi 5 mesela. Bu ne demekti? 5 var ama bir de i kare var demekti değil mi? Eksi 1 şuradaki eksi i kare demekti. İ kare de dışarıya çıkarsa i diye çıkacak. İ kök 5 olacak mı arkadaşım burası? O halde şöyle yazalım. İ çarpı kök 10 eksi bu adam dışarıya i kök 5 olarak çıktı. Devam. Şurayı düzenleyelim bir de. Eksi 2. Eksisi dışarıya ne çıktı? İ diye çıktı. Bir de eksi var burada. Eksi i kök 2 çarpı i. Bir de eksi i var. Dostum dikkat. Eksi i ne? Bu eksi i nereden geldi? 1 ile 1'in eksi 1'in çarpımı eksi 1 bu ya. Eksi i falan değil. Eksi 1. Şimdi tekrar toparlıyorum. Şuradaki i ile i'yi çarpalım i kare. Yani eksi 1. Eksi 1 burayı artıya döndürsün. Şöyle oldu bakın. İ kök 10 eksi i kök 5. Şurası eksi 1'di. Artıya döndü. Artı kök 2 eksi 1 geldi arkadaşlar. Artı kök 2 eksi 1 çıktı. Başka neyi soruyor? Çarpma işleminin reel kısmı. Yani i'nin olmadığı kısmı soruyor bize dostlar. Sanırım şurayı soruyor değil mi bize? Kök 2 eksi 1'i soruyor. Biz bir yerde bir hata mı yaptık? Şurayı bir daha kontrol edelim. Şurayı bir daha kontrol edeyim arkadaşlarım. Eksi kök 5'te bunu çarptım burası. Bununla bunu çarptım burası. 1 ile burayı çarptım. Niye eksi yazdım? Burası artı tabii ki. Burası eksi 1 tamam. Burası artı zaten. İ kareden dolayı eksi geldi. Şimdi oldu işte. Eksi kök 2 eksi 1. Evet, Bursa şıkkımızda varmış. Demek ki neymiş? Dikkatli olmak gerekiyormuş arkadaşlar. Oo, gıcık bir gözüken bir soru değil mi? Acayip gıcık. Cevabı da kesin sıfırdır ha. Bak şimdi ne? 4 Ceyhan. Dostum bunlar da genelde zaten hep böyle oluyor ya işte. Şöyle diyeceğim bak şimdi. İ'nin dördüncü kuvveti İ'nin sıfırıncı kuvvetine denkti. Yani 1'e denkti. O halde burası 1 artı 1'den 2 çarpı. İ'nin beşinci kuvveti İ'nin birinci kuvvetine denkti. Yani burası ne oldu? 1 artı İ çarpı. İ'nin altıncı kuvveti İ'nin karesine denkti. Hani 4'ün katlarını çıkarıyorduk içinden. 6'dan bir 4 çıkarttım. 2 kaldı. İ'nin karesi. İ'nin karesi de eksi 1 olduğu için 1 eksi 1 oldu burası. Artık devamını yazacaktım ama neyse yazmaya gerek yok kardeşim. Çünkü şunu gördük. 1 eksi 1 çıktı burası kardeş. Yani 0 çıktı.
yanında ne olursa olsun, alemi can olsun isterse, sıfır alemi can ne demek lan? Saçma bir cümle. Belki kötü bir anlama gidebilir. Bilmediğim şey konuşmayayım ben. Yani kralı olsun yanında diyeyim ben. Heh, bu daha düzgün oldu. Yanında kralı olsun. Sıfırla çarpıldıktan sonra hiçbir anlamı yok değil mi dostum? O da sıfır olacak. O yüzden sonuç sıfır çıkacak. Hepsi sıfır getiriyor. Peki 4 numarayı da gömdük dostlar. 8 numarayı alalım şimdi. Birinci sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar buraya girişeceğiz ama şunu da bir bilelim mi ya? Şimdi şurada 1 artı i'ler bizim karşımıza yine sıklıkla çıkabilir. Başka bir yerlerde de çıkabilir. Şu 1 artı i denilen ifadenin karesini aldığınızda, hani şöyle açıyoruz ya, birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bu direkt 2 i geliyor. Bir de 1 eksi i'nin karesini yine aynı şekilde açtığınızda bu da eksi 2 i geliyor. Bunları bir akılda tutalım. Şimdi bak, burası ne olacak? 1 artı i'nin karesinin bir daha karesi çarpı 1 artı i gelecek. Bak, burası ne yaptı? Dördüncü kuvvet. 1 artı i'nin dördüncü kuvveti. 1 de buradan geliyor. 4, 1 daha 5'e ulaştı. Şimdi aynı şeyi bunun içinde yapalım. Bu adam 1 eksi i'nin karesinin bir daha karesinin çarpı 1 eksi i'nci kuvveti, yani 1 eksi i'nin birinci kuvveti. Şimdi 1 artı i'nin karesi neymiş? 2 i. 2 i'nin o halde karesi oldu burası. O da ne yapıyor? 2'nin karesi 4. i'nin karesi eksi 1. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4 yaptı. Bir de burada 1 artı i var dostum. Şimdi geldim buraya. Bunun karesi ne yapıyordu? 1 eksi i'nin eksi 2 i. Şimdi eksi 2'nin de karesini alacağım. Eksi 2'nin karesi 4. i'nin karesi eksi 1. 4 kere eksi 1 eksi 4. Eksi 4'ü buraya bir de şuradaki eksiyle çarparsam artı 4 oldu burası. Bir de yanında çarpı 1 eksi i var. Hadi şimdi eksi 4'ü içeriye dağıtalım. Eksi 4 eksi 4 i artı 4 eksi 4 i. Dörtlerde giderse eksi 4 i, eksi 4 i daha eksi 8 i yaptı Gobeller. Evet, 2 numaradayız dostlarım. Yine 2 değişkenli bir fonksiyon. X yerine bunu yazın diyor, Y yerine bunu yazın diyor. Yazalım biz de o zaman. 2 çarpı 1 eksi i'nin küpü. 1 eksi i'nin küpü. Dostum, küpü şöyle yazabiliyor muydum? Karesi 1 eksi i. Bu küpü demekti değil mi? Üstünde bir de 1 var. Toplayınca 3 oluyor. Çarpı y'nin karesi, yani i'nin karesi. Devam. Artı 3 çarpı x yerine 1 eksi i yazdım. Karesi. Çarpı y yerine i yazıyorum. Bir de küpü. Eksi 1 eksi i çarpı i. X çarpı y diyor. İşte burayı düzenleyeceğiz şimdi. Hadi bir satır düzenleyelim. 2 çarpı 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i'ydi yazdım. Çarpı 1 eksi i var burada. Çarpı i kare var. İ kare neydi kardeşim? Eksi 1. Eksi 1'i de buraya eksi olarak göndereyim ben. Bu hale döndü. Şimdi şurayı konuşalım birazcık. 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i demekti. Sonra i küp demek, i küp i kare çarpı i, yani eksi i demektir. Çarpılacak bunlar hep arkadaşlarım. Peki çarpalım burayı. İ ile bir kere eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 de var burada. İ ile i'nin çarpımı da eksi 1. İ kareden eksi 1. O halde eksi 2 geliyor burası arkadaşım. Eksi 2. Bir de 3 ile çarpıyorum. Oldu mu eksi 6 arkadaşlarım? Şurası eksi 6 oldu. Devam. Şuraya kadar da hallettik şu kısmı.
Şimdi şurası kaldı bir tek. Şurayı çözümleyeceğiz. Orayı da bir dağıtalım. Eksi ile i. Eksi i. Eksi i ile 1'i çarpıyorum. Şurayı bir sileyim. Eksi 1 ile i'yi çarpıyorum. Eksi i geliyor. Eksi i ile eksi i'yi çarpıyorum. Artı i kare geliyor. Peki. Tekrar bir toparlama aşamasındayım şimdi. Şurayı bir tekrar çarpalım. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4 i. Bunu da 1 eksi i ile çarpacağız. Direkt çarpayım bir ben. 4 i buradan gelir. Eksi 4 i kare gelir. O da i kare de eksi 1 artı 4 yapar burası. Tamamdır. Şimdi eksi 6 var. Eksi i var. Bir de i kare var. Yani eksi 1 var. Şimdi toparlayalım. 4 i. 1 i çıktı. 3 i. 4. 1 çıktı. 3. 3'ten de eksi 6. 3 eksi 6. Eksi 3. 3 i. Eksi 3. Var mı şıklarımızda? Ceyhan'da mevcut arkadaşlar. Evet, geldik bu 3 numaralı sorumuza. Ne diyor bu? Şöyle bir şeyler yapın diyor. Kafanıza göre takılın diyor. Hop. Dökülün mökülün bir şeyler çıkartın diyor. Peki. Şurayı şöyle yazsam ben arkadaşlarım. Bakın şurada bir şey gördüm ben. Şu adam x küp birincinin küpü eksi 3x kare artı 3x eksi 1 olsaydı. Yani 6x'in 3x'ini buraya bıraktım. 3x burada kalsın. Eksi 5'ten de eksi 1'i aldım. Eksi 4'te burada bıraktım. Şu ifade, şu kısım. Şöyle px'i yeniden yazıyorum. Aslında x eksi 1'in küpü değil mi arkadaşlarım? Bir de ne var yanında? Artı 3x eksi 4 var dostlarım. Bir de böyle bir şey var. İşte burayı düzenledik. Bu hale getirdik. Şimdi burada da x gördüğümüz yere ne yazacakmışız? 2 artı i yazacakmışız. Hadi yazalım. 2 artı i eksi 1 küpü artı 3 çarpı 2 artı i bir de eksi 4 var. Bu hale dönüştürdüm. Şimdi şu kısım 2'den 1 çıktı. 1. i artı 1 oldu. i artı 1. Bunun küpü, hatta şöyle yazalım. Karesi çarpı i artı 1'e dönüştürelim bunu. Artı, şurayı toparlıyorum. 6 artı 3 i yaptı. Eksi bir de 4 var. Şimdi, i artı 1'in karesi demek ne demekti? 2 i. O halde 2 i çarpı i artı 1. Artı, burası da ne yaptı? 2 artı 3 i yaptı. Şurayı bir daha dağıtalım. 2 i ile i'nin çarpımı. 2 i ile i'nin çarpımından i kare geliyor. Eksi 1 geliyor. Bir de 2 var. Eksi 2. 2 i ile 1'in çarpımı 2 i. Burada da bir artı 2 var. Artı 3 i var. Eksi 2 ile artı 2 i gitti. Artı 2 gitti. 3i, 2i daha 5i kaldı sorunun cevabı. Evet, son sorumuzdayız arkadaşlarım. Bu videomuzun son sorusu. Bakalım neler yapacağız, hadi bakalım. Şimdi, 2 eksi i, 2 artı i var burada. Yani bakın birbirinin eşlenikleri var. Ama üstleri farklı. Ben bunları şöyle tek bir kuvvet, altıncı kuvvette bir arada getireyim arkadaşlarım. Yani şöyle yapıyorum. 2 eksi i çarpı 2 artı i diyorum altıncı kuvvette. Bunu aldım. Bu zaten altıncı kuvvetti de. Bunun da 6 tanesini aldım. O halde yanda 2 artı i'nin karesi de kalmak zorunda arkadaşlarım. Karesi de burada dursun kenarda. Anladık mı acaba burayı Goberler? Şuradaki 8'i 6 tanesini buraya yazdım. Geriye kalan 2 tanesini de buraya yazdım. Bir de yanında çarpı 3 eksi 4 i var. Şimdi şurada eşlenik çarpımı var. Peki biz eşlenikleri nasıl çarpıyoruz dostlar? Hani 1 2 köşe taşı önce çıktı karşımıza. Birincinin karesi yani 2'nin karesi 4
artı i'nin katsayısı ne? 1. 1'in karesi. O da 1 yaptı. 4 artı 1 yani 5. O halde 5'in 6. kuvveti çıktı burası. Çarpı. Şimdi şuradaki kareyi açıyorum. Birincinin karesi 4. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 4i artı ikincinin karesi yani i kare eksi 1. Burada çarpı 3 eksi 4i de burada var. Peki düzenleyelim. 5 üzeri 6 çarpı burası 3 artı 4i geldi. Hayda, bakın ne çıktı şansımıza. 3 eksi 4i. Yine eşlenik çıktılar, gördünüz mü? Artılısı eksilisi. Sanal kısmın işareti değişince eşlenik oluyorlar arkadaşlar. Peki eşlenikleri nasıl çarpıyormuşum? Birincinin karesi 9. İmajiner kısmın katsayısı 4. Karesi 16. Arada artı olacak. 25 mi yaptı burası? Yani bu sorunun cevabı 5 üzeri 6 çarpı 25. 25 de 5'in karesidir. Üstler toplanırsa 5 üzeri 8 gobeller. Cevap Ceyhan geldi. Evet dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.